Selamun Aleyküm Dostlarım Arkadaşlar şimdi Bu akvaryumda Karideslerle Biraz bugün Baktım ettim Maşallah artık yavru Yapmaya başladılar Bakın şurada minik yavrular var Ki bunlardan daha küçük yavrular var Bir de Çok şükür Yavrular da artık böyle kırmızı Olmaya başladı yani Burada sakuraları falan böyle hepsini buraya toparlamıştım biliyorsunuz ee, kırmızı yavrular artık gelmeye başladı ama aralarında da biraz böyle yine açık renkli olanlar var yok değil bunlar ufak 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 böyle hani saflaştırmaya çalışacağım ee, mesela şuradaki karades gibi yine böyle yani sanki e, kiraz karadesmiş gibi böyle renkler yok değil var ama çoğunlukla bakın yine böyle hep kırmızı sakura gibi e, yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani daha çok sakura gibi gelmeye başladı. Ama bir de şöyle bir şey daha göstereyim. O karidesin ismini bilmiyorum. Hani bu kırmızı beyaz olan var ya yanlış hatırlamıyorsam elmas karides miydi? Ee, onun gibi olanlar da var aralarında. Çünkü ilk aldığımızda tabii karidesin böyle olduğunu bilmiyorduk. Ee, yani bir araya geldiğinde türler karıştığında kırıldığını bilmiyorduk. İşte renk olsun diye hepsini bir araya koymuştuk. Ondan sonra tabii kırıldılar. Ee, beyaz beyaz yavrular gelmeye başladı. Tabii bu sürece gelmek de bayağı bir uzun oldu. İşte sakroları falan ayırmak. Ondan sonra e, bayağı bir uzun bir zaman oldu. Ve öğrenmiş olduk bir şeyleri. Ondan sonra e, dediğim gibi buraya sakroları toparlamaya başladım. Gelen yavrular da artık ufak ufak kırmızı. Belki bu ilk yavrular yine kötü çıkabilir diye düşünüyorum. Ondan sonrası toparlanır inşallah. Ee, ve tam sakura vermeye başlar diye düşünüyorum. Yani tahminim bu. Tabi bilen kişiler varsa e, en azından karidesten daha iyi anlayan kişi, arkadaşları varsa yönlendirirlerse de sevinirim yani. E, ama gelen yavrular hiç beyaz yok. Ufak yavrularda hiç beyaz yok. Sadece kiraz karides gibi olanlar var ondan sonra bayağı da çoğaldılar yani bu arada daha da çoğalırlar inşallah. Ee, bakalım kısmet nasıl olacak onu bir sizinle paylaşmak istedim ee, bir de bu e, akvaryumda ışık sistemini değiştireceğim arkadaşlar yani sistem derken işte renklerini değiştireceğim e, biliyorsunuz bu armatürü ben yapmıştım. E, artı diğer akvaryumdaki armatürü de ben yapmıştım. E yani de aynı şekilde ama bunlar daha uğraştırmıştı. Şimdi e, bunlara gün ışığı daha yoğun ekleyeceğim arkadaşlar. Beyaz ledleri çıkartacağım. Bunlarda şerit ledler var. Bu bar led şerit ledlerden var. E, pardon. Çubuk LED'lerden var. Bar, e, şerit LED değil. E, çubuk LED'lerden var. Şimdi e, artı bir de bu üçlü LED'ler var ya onlardan var. Daha önce bu armatür yaparken e, videoda göstermiştim. Oradan da izleyebilirsiniz. Gerekirse de buraya e, eklerim. Şimdi e, bunu değiştireceğim. Dediğim gibi Gün ışığı, beyaz ledleri, o çubuk ledleri çıkartacağım. Gün ışığı koyacağım. Bu yosun olayında fark ettirirmiş. Ondan sonra Bakalım ben bu üçlü ledler Yeterli diye düşünüyordum. Demek ki yeterli gelmedi. <laughs> Pardon. Hani sırf beyaz olması sıkıntı yapacağını biliyordum ama ee, dediğim gibi çubuk ledler çok daha fazla ışık verdiği için yararlı gelmemiş yani diye tahmin ediyorum e, beni yönlendiren arkadaşım da bir, o şekilde bir dene bakalım deyince bana daha mantıklı geldi e, şimdi gün ışığı çubuk ledlerden alacağım onları değiştireceğim Bakalım fark edecek mi? Çünkü ben temizledikçe şöyle göstereyim. Yine devam ediyor. Mesela şurada gerçi Java Frank oraya gelmiş. Daha da bir şey. Yapıyor. Ama şu kütük üzerindeki ana da kaldı. Burada var iki parça yerde. Onları zaten temizleyemiyorum şu anlamda. Onları temizlemek isteyince kökünden bitki çıkıyor. Yani onu da istemiyorum ama mecburen onu yapacağız yani. Biraz daha böyle işte yayılsınlar diyorum bu şekilde. Ondan sonra o parçayı komple alacağım. Ufak ufak temizlemeye çalışıyorum. Ee, diğer yerlerde Allah çok şükür kalmadı. Allah'a çok şükürler olsun. Hani öyle bir yoğun bir şey yok ama kök bu anabiyaslarda Tam bunları temizleyemediğim için biliyorsunuz bunları yapıştırdım falan filan e, tam oturmadılar. Şimdi e, bir ara temizliğini yapmıştım. O temizliği her zaman yapıyorum. E, ama şunlar biraz daha küçük diye tam temizleyemedim. Şunlar da çoğunlukta var. Bir de şunun kökü bozulmuştu. Onda var biraz. Ama diğer taraftan normaller yani. Şimdi şuralarda hep böyle çoğunlukta çok yoğundu ee, onun için buralarda bayağı temizlendi arkalar temizlendi çok güzel oldu bir de e, burada kübalarım var bunlarda da başladı şu anlamda burada şimdi direkt ışık aşağı vurduğu için e, ve bunlara da hiç dokunamıyorum Bunlar da şurada deneme yaptım mesela o denemede kökten çıkınca ben de kıyamadım bıraktım şimdi en azından ışığı tamamıyla değiştirdiğimde gün ışığı yoğunlukta yaptığımda biraz daha azalır diye düşünüyorum. Ya bunlar hep tecrübeyle alakalı olan şeyler. İşte yavaş yavaş bildiğimizi hani ben de biraz böyle şey bildiğimin yanlışı tekrardan yapıyorum yani. Ya bir şey olmaz bu seferlik belki diyorum. Hadi bir deneyeyim diyorum ama yine başımıza geliyor. Mesela bakın şuradaki karideste de çift renk dediğim mevzu şu. Ondan sonra e, bunlar çift renkler var arasında. Bunları da çıkarmam lazım ki mesela buradakinde bunları da çıkarmam lazım ki e, tam böyle o sakura kanını yakalamaya çalışayım. Artı bir de yavrular çoğaldı. He, bir de şey söyleyeyim. Ee, hep şey diyordum ya dişi çatlayacak gibi falan diyordum. O dişi öldü. Resmen hayvan çatladı şu anlamda. E, tam şu karın bölgesinde, karşıdan bakıldığında karın bölgesi başlıyor. Ya, orada kırmızı çizgi olmaya başladı arkadaşlar. Hani sonra e, o hayvan tabi doğuramadığı için öldü. Hani resmen hayvan çatladı yani kırmızı. E, Tuhaf bir şey oldu ama e, ondan yavru alamadık. Ama diğer yavrularımız yine yaşıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi beta yavrularına e, Artemia verdiğim için ara sıra bunlara da veriyorum. E, bunlar da afetle yiyorlar ve büyümeye de başladılar. E, artık belirgin olmaya başladılar. Tabi arada küçükler de var onlar da zamanla boylanacaklar ve e, iki veya 3 gün sonra bir budama yapacağım buraya akvaryumada özellikle buradaki zeytinleri kaldıracağım çünkü altta amazonlar var onlar biraz yükselmesi lazım e, bunlar biliyorsunuz yapraktan çürümüştü amazonlar ama bakın köklerini bıraktım burada yaprak büyümüş şurada Mesela şuradaki tek gözüken yaprak var ya arka tarafta o da Amazon. Oradan da bir büyüme oldu. Artı bir tane de şurada var mesela. Hani köklerini bilerek çıkarmadım. Bir e, belki büyür dedim ki Allah'a çok şükür. E, büyümüşler, kendilerine gelmişler. Bunu da çok sevindim. Çünkü bu Amazon yani kriptopol benim ilk bitkilerimden. Yani ilk beslediğim bitki bu. Onun için onlara karşı böyle bir zaafım var. Onlar da inşallah burada tekrardan büyümeye başlarlar. Onun için buradakileri tamamıyla sökeceğim gibi bir şey. Veya kökten keserim. Büyürse tekrardan keseriz. onu bir şey diyor. Ama kökten yani komple bitkiyi sökmek istemiyorum. Ee, Amazonlara belki zarar verir diye korkuyorum işin gerçeği. Yani bu akvaryumda karides durumu böyle yavrular çoğaldı. Çok şükür. Ama işin kötü tarafı iki tane dişim kaldı. Ee, şimdi yine toparlan, toparlayacağım için bu akvaryumu şu özellikle zemin bitkileri böyle bir biraz daha çoğalsın elimde. Toparlayacağım için şu an duruyorum ama şu akvaryum odasında ufak 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 başlayıp değişiklikler olacağı için şu anlık bu şekilde beklemekteyim. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. videomu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınızı merak ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.